Kadının önemli gelir kaynaklarından biri mehirdir. Mehir, Türkçe'de mihir diye de telaffuz ediliyor. Mehir, icma ile sabit, Kur'an'la sabit, hadis-i şeriflerle sabit bir kavramdır. Tam anlamıyla Türkçesi şudur. Kadının nikahlandığında bedenini erkeğe teslim etmesinin şartıdır bu. Eğer erkek mehir konusunda tereddüt gösterirse kadın da babasının evinde oturabilir. Bu onun hakkıdır. Mehrin üzerinde konuşacak olursak, mehir miktarını şeriatın belirlemediği bir değerdir. Yani mehir bugünkü rakamlarla 1 trilyon da olabilir. Mehir 20 lira da olabilir. Şu kadar diye bir şey yok. Erkekle kadının arasında, yani nikahlanacak olan erkekle kadının arasındaki ittifaka bağlıdır bu. Bu hususta maalesef demek zorundayım. Bir takım laubalilik var. Şimdi şeriatımız diyor ki kadın mehir ister. Hakkıdır bu. İstediği kadar da ister. Kadına çok istedin derse erkek, ben seninle evlenemem, çok mehir istiyorsun der. Gerçi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok mehir istememeyi teşvik ediyor. Ama bu çok istememek derken, yani 20 lira bahşiş al çık evinden anlamında değil. 5 kilo 10 kilo altın da isteme. Bunun miktarı, işte kadın boşanırsa bu boşanmanın karşılığında işte 5 sene yeniden evlenene kadar aç kalmasın, böyle bir yatırım da değildir. Mehir kadını onurize etmek içindir. Yani mehir ne kadar çok olursa olsun hazır harcamaya karşı daha mı dayanırmış? Yani mehirden mehri kadının kocasının olmayacağı, öleceği, boşanacağı zamanların hesabı gibi görmek doğru değil. Mehir Allah'ın takdir ettiği bir haktır. Şimdi A ile B evlenecekler. B kadın, Bahriye abla diye biri mesela, evlenecek. Şimdi kız istemeye gidiliyor. Bir kuyumcuya gidelim. Bir kuyumcuya gidiyorlar. Beline, koluna, boynuna, her yerine zincirler, bağlar alınıyor. Helal mi? Helal. Zorla almıyor. İki, beyaz eşyacıya bir gidelim bakalım. Gidelim. Beyaz ne varsa oradan da bir kamyona doldurulup nişanlanılacak eve getiriliyor. Bu da mı helal? Helal. Hiçbir sıkıntı yok. Kadın istiyor. Sonra düğüne 2 gün kala nikah yapacaklar. Hoca efendiye gidiyorlar. Nikah yapacaklar. Mehir bir konuşalım bakalım, ne istiyorsun? Kız babası, çok istemeyelim canım. Ne isteyeceğiniz? Bir 90 altın olsun. Bu helal mı? Ne ki bu helal diyeceğiz buna? Kuyumcuya ne yapmaya gitmişsiniz? Fotoğraf çektirmeye mi gitmiştiniz siz daha önce? Kuyumcuya niye gitmiştiniz? Altın almaya. Borcu mu vardı bu adamın sana? Kuyumcuya götürdün bunu. Yok. Evlenecek işte, kızımızı istedi. Hah, mehir oydu işte. Mehir oydu. Burada başka bir sıkıntı var hanım kızlar. Allah'a ait, şeriata ait ya mehir. Bütün işler bittikten, alavara davalara, her şey, masraflar yapıldıktan sonra bir de İslam'ın dediği olsun canım. Şöyle bir iste bakalım, ne istiyordun sen? Bu bir samimiyetsizliktir. Kadın 5 ton altın istese hakkıdır. Ediyorsan o fiyatı verirler sana. Etmiyorsan çılgın git sen evine diye gönderirler seni. Ayrı bir konu. Çok istemeyi ayıplama hakkı yoktur erkeğin. Ve âteytum
ihdâhunne kıntâran ayetinden belli ki kadın istediği kadar ister. Ayıp ya, sen nasıl istiyorsun diyemezsin. Allah'ın tanıdığı haktır. Ama zevklerini tatmin ediyorsun. Ondan sonra da Allah'ın emrini de uyduruk bir şeyle güya pazarlık ediyorlar orada. Böyle bir şey olmaz. Kadının bir kere isteme hakkı var. Oturur ve o istediği de mehridir kadının. 2 kilo bilezik olur. 5 kilo da kolye olur. Ben hiç önemli değil. Ne istiyorsa istiyor. Bu hususta mehri nereye oturttuğumuz çok önemli. Bu birinci husus. İkinci olarak mehir nikahın gereklerindendir. Ama olmazsa nikaha zararı yoktur. Kadın hakkından feragat etmiş gibi kabul edilir bu. Fakat mehrin önceden konuşulması gerekir. Nasıl konuşulması gerekir? Yani mehir ne istiyorsun benden? Şu kadar istiyorum. Genelde kızlar çok böyle kaçmasını uygun görmedikleri bir evlilik teklifinde canım ben Allah için evleniyorum, mehir ne ki ya, helal hoş olsun gibi yaparlar ilk tavırda. Böyle delikanlı, kaçması uygun olmayan bir delikanlıysa ona mehirler helal olsun olur. Sonra o delikanlının başka rengi ortaya çıkınca nerede mehrimiz bizim? Haydi gelsin şeriat hakkımızı korusun şimdi devreye girer. Bu bir laubaliliktir. Samimi konuşmak lazım. Kardeşim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evlenirken kadınlar onunla mehir konuştular. Ondan samimi erkek mi var bu dünyada? Var mı başka insan denecek insan eğer o örneğimizse? Dolayısıyla kız mehrini konuşmalı. Hakikaten bu çocuğu kaçırırsam kalırım evde bir daha diye korkun varsa 250 kilo altın istemezsin. Şu kadar kollem olsun, bu kadar olsun diyebilirsin. Mehri konuşmak lazım. Ama konuşulmazsa eğer mehir, konuşulmazsa bu sefer misli diye bir şey devreye girer. Yani bir kadın evlenirken mehir konuşmadı diye mehir hakkı ölmez. 20 sene sonra, 30 sene sonra bile o kadının mehri gündeme gelecek olsa bu hak sabittir. Ne olarak takdir edilir? Bu kadının emsalleri ne mehir almışlardı? 200 gram altın. Bu kadın da 200 gram altını hak eder denir. Buna mehri misli denir. Demek ki mehrin böyle bir ayrımı var. Konuşulan mehir de olabilir. Konuşulmayıp unutulmuş da olabilir. Nikaha bundan zarar gelmez. Mehir illa altın olması da gerekmiyor. Para olur, daire olur, fiyatına bağlı, gücüne bağlı. Şu olur, bu olur. Ashab-ı kiramdan çok farklı mehir örnekleri görüyoruz. Bana Kur'an öğretsin, razıyım ya Resulallah. Mehir olarak Kur'an öğretmeyi istemiş kadın. Gerçi Hanefi fukahası bana Kur'an öğretsin cinsinden mehri mehir olarak kabul etmiyorlar. Çünkü bir maddi bir şey değildir diyorlar. Ashab-ı kirama mahsus bir uygulama olarak bunu görüyorlar. Şahsen ben de erkeklerin bu konuda iplerinin salınmış olmasını doğru bulmuyorum. Gördüğüm uygulamalar açısıyla bir hüküm ilave etmek, vermek açısından değil. Yani erkek hafızdır, işte şöyle değerlidir filan diye kadınlar gevşek davranmamalıdırlar. Bu asırdaki uygulamayı kurallaştırmak açısından söylüyorum. Kuru bir söz de değil, gerekiyorsa çek, senet ne alacaksa alsın erkekten. Hakkıdır erkeğin bunu vermek, kadına görevidir. Kadının da bunu almak hakkıdır.